Herkese selam canlar, bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün yeni Brawl Talk'umuz, yani yeni güncelimiz ne zaman gelebilir, bunlara bakacağız. Bu videoda arkadaşlar sizlere kesin bir aralık vereceğim ama tabii ki kesin bir gün veremeyiz, onu birazdan kararlaştıracağız. Bunları nasıl yapacağız? Biliyorsunuz ki son birkaç tane kostüm kaldı, zaten yeni karakterimiz geldi ve bizlere Haziran'a gelecek denmişti. Ve Haziran'a neredeyse girmek üzereyiz, gerçekten çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Zaten detayları birazdan konuşacağız. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim, bakalım Brawl Talk'umuz ne zaman. Evet arkadaşlar, ben bir sayfa dolusu rotumu aldım ve bunlarla birlikte gerçekten artık Brawl Talk'un tarihini yakınlaştığımı düşünüyorum. Bu arada Squid'le beraber bir tane maça girdim. Yani bu maçtayken gameplay atmak dikkatimizi dağıtabilir ama neyse. Aa dur lan, aksesuar iş yaptı ilk defa, neyse. Evet şimdi arkadaşlar, bu ikimizi de alalım. Şimdi ilk öncelikle bu videoda neler var? İlk öncelikle önceki Brawl Talk'lar ne zaman yayınlanmış, onların tarihlerine, günlerine hepsini sizlere derledim. Onun haricinde genellikle Brawl Talk'ların hangi günde geldiğini biliyorsunuz muhtemelen. Önceki videolarımızı izlediyseniz de, izlemeseniz de olur. Sizler kendinize takip ettiyseniz zaten Brawl Talk'ların genellikle ne zaman yayınlandığını da biliyorsunuzdur. Onun haricinde arkadaşlar benim 5 tane olası tahminim var. Bunlardan muhtemelen 2 tanesi çok kuvvetli tahminler. Bu vereceğim 2 tarihten birinde muhtemelen Brawl Talk gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu videoda tamamıyla teori yapacağız. Tarihini kimse bilemez. İlk öncelikle arkadaşlar Brawl Talk'larımızın yayınlama tarihlerine başlayalım. Şimdi baktığınız zaman en son Brawl Talk'umuz 3 Nisan Cumartesi günü yayınlanmış arkadaşlar. Yani bu da Cumartesi günü. En son Brawl Talk'umuz hafta sonu Cumartesi olarak yayınlanmış. Ve zaten biliyorsunuz ki Brawl Stars genel olarak hafta sonu yayınlanıyor. Yani siz bakın kaç aydır oyunu söylemek istemiyorum. Şu anda durup oyunu kaç aydır oynuyorsunuz yazın arkadaşlar. Hiç bu zamana kadar Brawl Talk'un hafta içi olduğunu gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Yani görmüşüm tabii, 2-3 defa belki yayınlanmış. Şu zamana kadar 20'den fazla bir Brawl Talk oldu ve Brawl Talk'lar genel olarak hepsi arkadaşlar cuma, cumartesi, pazar geliyor. Yani cuma derken cuma günü ilk gösterime giriyor, cumartesi gelecek ki cumartesi de yayınlanıyor ya da cumartesi ilk gösterime giriyor, pazar geliyor falan. Genel olarak arkadaşlar hep cumartesi pazar geliyor ve Supercell neredeyse son 1 yıldır sürekli cumartesi pazar cuma falan filan böyle ilerliyor arkadaşlar oyuna ve muhtemelen bu Brawl Talk'umuzda çok kuvvetli bir ihtimal. Evet arkadaşlar, videoyu 2 saniye durduruyorum, şu anda video bitti, ben bu kaydı videodan sonra alıyorum. Gerçekten güzel videoydu, o yüzden bu videoyu sizlerden 2000 like bekliyorum. 2 saniye dayayarak videoya like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız o zaman tam gaz videomuza devam edelim. İhtimal cumartesi olacak. Neden şimdi Supercell bunu kafasına göre mi yapıyor? Tabii ki hayır. En çok aktif oyuncu saat kaçtaysa, hangi gündeyse onları ayarlamaya çalışıyor ve Brawl Stars'ın oyuncuların en çok aktif olduğu günde hafta sonu oluyor arkadaşlar. Yani pazar günü mesela en son ki Brawl Talk'ta sanırım 1 milyon anlık izleyici ulaştı. Sanırım o Albayrak'ın Brawl Talk'unu bilmiyorum ama neyse, ben köşeye sıkıştım galiba abicim. Neyse, dediğim gibi mesela en son Brawl Talk cumartesi günü 1 milyon falan eş zamanlı izlenme almış. Onun önce arkadaşlar yine cumartesi Store'un gelmiş olduğu güncelleme 6 Mart'ta yayınlanmış. Yani Mart güncellemesi de cumartesi günü yayınlanmış yine. Ondan önce arkadaşlar Albayrak'ın gelmiş olduğu güncelleme 990 bin anlık işte izleyici sayısı falan filan. O da arkadaşlar 23 Ocak'ta gelmiş. 23 Ocak'ta gelmesiyle beraber de yine o da cumartesi gelmiş. 23 Ocak'ta zaten takvimden bakarsanız cumartesi günü olduğunu görebilirsiniz. Yani hepsi gördüğünüz gibi cuma günü ilk gösterime girmiş arkadaşlar. Ve ondan önceki Brawl Talk'ta, yani Edgar'la Byron'un geldiği Brawl Talk'ta cumartesi gününden farklı bir gün. Biliyorsunuz yorumlar kısmına yazın yine arkadaşlar, sizlere yorumlar kısmına bekliyorum. Bakalım kimler bilecek. Edgar'la Byron'un geldiği Brawl Talk cumartesi günü değil, o da pazar günü, tabii ki bilmesiniz diye düşünüyorum. Evet yani şöyle baktığınız zaman son Brawl Talk'lara bakmamız bile yetiyor. Yani onun öncelere bakmamıza bile gerek yok. Cumartesi, cumartesi, cumartesi ve pazar şeklinde ilerliyor. Ve muhtemelen bu Brawl Talk'umuz cumartesi gelecek. Şimdi artık hafta sonu olacağından emin gibi bir şey diyebiliriz. Hafta sonu olacaksa peki hangi gün, ne zaman olacak? Şimdi arkadaşlar ben sizlere şöyle bir şey söyleyebilirim net bir şekilde. Öncelikle bu güncellemedeki son kostümümüz hangi tarihte gelecek? Arkadaşlar o kostüm Dice Search, yani neydi, karton el yapımı Search. O kostüm arkadaşlar 11 Haziran'da oyunumuza gelecek. Yani bizlere biliyorsunuz ki son Brawl Talk'un sonunda şey denmişti, Haziran ayında görüşürüz denmişti ve Haziran ayına girmek üzere, zaten Mayıs ayından çıkıyoruz. Biliyorsunuz ki Mayıs'ta sürpriz Brawl Talk gelebilir mi? Ben sanmıyorum çünkü zaten Haziran'a giriyoruz ki Haziran'da da 1-2 tane kostüm geleceği için bence önceden bir güncelleme getirmezler diye düşünüyorum. Şimdi 11 Haziran'da son kostüm gelecektik. 11 Haziran'dan önce Brawl Talk gelebilir mi?
gelebilir ama artabilir. Şimdi Brawl Pass'imiz ne zaman bitiyor? Bir de ona bakalım. Brawl Pass'imiz arkadaşlar 21 Haziran'da bitiyor. 21 Haziran'da yani bir 30 gün falan filan var. Bir ay sonra Brawl Pass'imiz bitiyor. 30 gün sonra artık kesin olarak yeni güncellememiz gelecek. Yani benim sizlere vereceğim aralık vardı ya. İşte o aralık 21 Haziran'a kadar uzanıyor. Yani 21 Haziran'a kadar artık kesinlikle güncelleme gelecek. 21 Haziran'da bir ay var yani tam olarak. Tabii ki 21 Haziran'a kesin olarak gelecek. Bu da 21 Haziran'da geleceği anlamına gelmiyor. 21 Haziran'a kadar kesin olarak gelir. Çünkü Brawl Pass sezonu başlıyor. Ondan önce arkadaşlar hangi tarihlerde girebilir? Şimdi birazcık da bunları konuşalım. Şimdi arkadaşlar 11 Haziran'da son güncelleme geliyor. O yüzden baktığım zaman mantık olarak Brawl Talk'umuz da 11 Haziran'dan sonra gelir diye düşünüyorum. Çünkü hani zaten bir kostüm geliyorsa o kostümün havasını söndürmezler, anladınız mı? Şimdi Brawl Talk gelince herkesin böyle bir Brawl Talk'a göz diker ve karton search yani el yapımı search kostümü böyle bir arada kalır, işte ikinci planda kalır arkadaşlar, demek istediğimi anlamasın diye düşünüyorum. Yani bence bu 50 elmaslı kostüm olsa da ikinci plana atacaklarını düşünmüyorum ve benim tahminim değil olarak da muhtemelen 11 Haziran'dan sonra gelecektir arkadaşlar. Tabii ki bu kesin değil. Hani el yapımı search'ten önce de Brawl Talk'u getirebilirler. Yani bu kostümün ikinci planda kalmasını istiyorlarsa. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, benim sizlere vereceğim kesin tarih 11 Haziran değil. Yani 11 Haziran'da güncelleme geliyor ama bu Brawl Talk gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Brawl Stars böyle bir açıklama yapmadı. Kostüm arama güncelleme girebilir. Benim sizlere vereceğim kesin tarih 5 Haziran arkadaşlar. Yani Brawl Talk 5 Haziran'dan önce geleceğini düşünün. Bak gelebilir arkadaşlar, gelebilir ama Brawl Stars böyle bir geri dönüş, yani aniden böyle bir re dönüş yapmazlar. Çünkü neden 5 Haziran arkadaşlar? Birinci olarak 5 Haziran hafta sonu cumartesi gününe denk geliyor. Ve Brawl Talk'larımızın genel olarak ve hatta %90'ının cumartesi pazar günleri yayınlandığını söylemiştik. 5 Haziran günü gelebilir. Neden 5 Haziran peki? İşte 12 Haziran, 19 Haziran arkadaşlar, 5 Haziran, bunların hepsi cumartesi günlerine denk geliyor. Peki neden bunlar değil de 5 Haziran? Çünkü arkadaşlar bizlere Haziran ayında görüşü düzenmişti. Ve Haziran ayının ilk hafta sonu da 5 Haziran'a denk geliyor. Yani muhtemelen yine Brawl Talk'umuz 5 Haziran'dan 21 Haziran'a kadar gelebilir. Hafta sonu yayınlanmama ihtimali de var mı? Var. O yüzden 1 Haziran'dan 21 Haziran arası diyebiliriz. Ama kuvvetle büyük bir ihtimalle arkadaşlar 5 Haziran yani hafta sonu gelir diye düşünüyorum. Ve benim tahminime göre Brawl Talk en erken 5 Haziran'da gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda zaten hani bir Brawl Talk için konuşmak için erken mi, kesinlikle değil bence. Çünkü Haziran ayına girmek üzereyiz ki 1 Haziran'da bile, hatta Mayıs senin son gününde bile gelebilir. Çünkü yani ilk gösterim olarak gelebilir. Bir de Haziran ayında görüşürüz denmiştim. Muhtemelen hafta sonu yayınlanacağı düşünülerek 5 Haziran olabilir. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de var abicim, Mr. P'cim. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Brawl Talk'ları biliyorsunuz genel olarak ay sonlarına doğru getiriyorlar. Yani dedim ya işte 21 Haziran'da Brawl Pass sezonu yenileniyor. Arkadaşlar bu zamana kadar hiçbir şekilde Brawl Pass'in bitmesiyle beraber Brawl Talk yayınlamadılar. Brawl Talk Brawl Pass gelmeden yaklaşık olarak bir hafta önce geliyor. Hele ki arkadaşlar sezon bitiyorsa bir 10 gün önce falan getiriyorlar arkadaşlar Brawl Talk'u ve hatta güncellemeyi de böyle bir 5-10 gün önceden getiriyorlar, tamam mı? Yani Brawl Pass kendi kendine sıfırlanıyor. Brawl Pass'le beraber Brawl Talk gelecek diye bir şey yok. Hatta böyle olmasa zaten saçma olurdu arkadaşlar. Şöyle bir şey olur diye düşünüyorum. Benim tahminime göre Brawl Talk ne zaman mı gelecek? Arkadaşlar benim tahminime göre ben Brawl Talk'un 19 Haziran'da geleceğini düşünüyorum. Neden 19 Haziran? Çünkü hani hem ay sonlarına doğru, ay sonlarına ki teorilerimize yakın, hem cumartesi hafta sonu oluyor arkadaşlar 19 Haziran, hem ne bileyim işte The Search kostümünün ışığı sönmez arkadaşlar, anladın? Çünkü hani kostüm 11 Haziran'da geliyor, 12 Haziran'da direkt çat diye Brawl Talk'u yayınlayacaklarını düşünüyorum. Benim tahminimce yeni Brawl Talk'umuz 19 Haziran civarında gelir diye düşünüyorum. Sizler de kendi tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şu maçta da güzel bir win alırsak, oh gel gel. Bu arada Squeak nasıl bir karakter arkadaşlar, yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtin. Ve bu videoyu sizlerden 2000 like bekliyorum. Aa, 6 canım kaldı lan. 2000'den fazla like bekliyorum. Like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu anda yanlış kanalımıza tıklayarak diğerlere gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan da Minitistan kanalımıza abone olabilirsiniz. Orada da dizi yapıyoruz. İzlemek isterseniz izleyin. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda kadar görüşmek üzere ve bay bay.